Evet sevgili arkadaşlar bu program sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Golver.com'da hem benim hem diğer köşe yazıları arkadaşlarımızın yazılarını okuyabilirsiniz. Aynı zamanda son dakika haberlerine ve gündemdeki futbol karşılaşmalarına ilişkin maç tahminleri, skor tahminlerini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Sık kullanılanlarınıza eklemeyi unutmayın. Açıklama kısmında linki mevcut. Fenerbahçe'miz biliyorsunuz iyi bir yapılanmanın işiğinde ve günden güne transfer haberleri ayyuka çıkmış durumda. Hani o geliyor, bu gidiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Valla ben size şunu söyleyeyim. Becerebilirsek eğer, yapabilirsek eğer, göndermek istediğimiz iki tane, hatta üç tane isim var. Bir numaralı isim Luis Gustavo. Yani Gustavo'yu ne yapıp edip göndermek istiyoruz. İki numaralı aday Novak, üç numaralı aday ise Berisha. Ben açıkçası bunu söyleyeyim. Ha hocam Nazım Sangare'de gitsin. Vallahi Nazım'ı bugün göndersen yerine Türk Sabek bulamazsın. Ama yazın doğru bir e, satış stratejisiyle gönderebilirsin. E, pelkası göndermek istiyor muyuz? Defalarca söyledim. Sizi sıkacak kadar söyledim. Bir kez daha söylüyorum. 5 milyon euroyu getiren anında pelkası alır. Ama maalesef teklif yok. Bunun dışında hocam biz Berişay'a göndermek istiyoruz ama forvet alacak mıyız? Forvet için çok uğraşıyoruz. Mesela kimle uğraşıyoruz? Kimlerle uğraşmıyoruz ki? <laughs> bir forvet için kimlerle uğraşmıyoruz? Artem Zuba. Artem Zuba. Şimdi Artem Zuba'yı Dıy <laughs> Zuba'yı defalarca Fenerbahçe'ye yazdılar. İşte Zenit'in sözleşme uzatma teklifini reddetti. Kış transfer döneminde iyi bir teklif alması halinde takımdan ayrılacak diye. Bu bir. İkincisi Burada bir yerde Seferovic'in duyumlarını da yazmışımdır. Ha, şimdi Seferovic de çok konuşuluyor. Seferovic'i de konuşayım. Benfica, bakın duyumcu arkadaşım bir tanesi paylaşmış. İyi dinleyin, duyuma. Bakın duyum gibi duyum. İyi dinleyin de duyumculuk öğrenin. İyi dinleyin, bak tabi yasak yapmayın, iyi dinleyin. Benfica, Seferovic için, Seferovic için zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyormuş artı kiralama bedeli. Yani 7 2 2,5 milyon euro bandında kiralama bedeli, 7 7,5 milyon euro bandında da satın alma opsiyonu zorunlu koydurmak istiyormuş. Bu şartlarda da olmasını neredeyse imkansız görüyormuş arkadaşlarım. Yani inanın bir yerden çok çok tanıdık geliyor ama nereden tanıdık geliyor bilemedim. Siz bilirseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben Seferovic'i beklemiyorum. Ama Zuba mantıklı bir tercih olurdu. Bak yanlış anlamayın. 2-2,5 milyon euroyu belki Zenit'in eline sıkıştırsanız Zubay'la sözleşme feshederler. Belki diyorum yani denenmiş ee, belki denense reddedecekler ama ben diyorum ki denesek fena mı olur? Ben olsam denerim. <laughs> ne kaybedersin? Ama ben Zuba'da, Zuba'da gelmez, Sefero işte gelmez diyorum. Alfredo Morelos. Alfredo Morelos bence e, hedef saptırmak için ortaya atılan bir isim. Yurt dışı basında diyor ki 7 milyon euroya yakın bir teklif sunuldu. Ee, Fenerbahçe'nin eğer bu teklifi de kabul edilmezse <laughs> daha yüksek bir teklif sunulmayacak. Fenerbahçe çekilecek diyor. Tikiunya Suarez ismi vardı mesela. Hiç konuşulmuyor artık. Ee, i̇şte hocam e, Olympiakos Zahavi'yi alırsa gönderecek falan filan. <laughs> Hep birlikte bekleyip göreceğiz ama <laughs> şu bir gerçek herhalde transfer sezonu bitene kadar Moreloslar, Seferovicler, Zubalar konuşulur. Bu arada Gustavo ya laf aramızda o kadar güzel bir teklif var ki. Ah keşke gidiyorum dese ama Fenerbahçe'dekini hiçbir yere bırakmıyor. Bu arada Jose Sosa. sosyal ile ilgili sosyal medyada bir şey gördüm. Bakın sıcak gelişme, özel haber, özel duyumlar. Sosa Fenerbahçe'den alacaklarının yarısını dahi alırsa sözleşme feshedip Git gidebilirim demiş. Böyle bir şart koşmuş. Hatta Estudiantes'e gidebilirmiş. Yani bana sürpriz oldu Solsan'ın sözleşme edebileceğim Ama bir yerden bu da tanıdık geliyor. Bilmiyorum nereden tanıdık geliyor. Ee, başka? Fenerbahçe, ha, forveti konuşacağım bir saniye. Fenerbahçe Çagliari forması giyen Solbek, Çaralan Poz, Liko Giannis. Herhalde doğru okumuşumdur. Çaralampos Liko Giannis. Bu ne? E, Eternals mı? E, bu Liko Giannis için yani Çagliari forması giyen sol bek için kulübüne teklifte bulunmuş. Haziran ayında sözleşmesi bitiyor. 2,5 milyon euro. Piyasa değeri var. 28 yaşında sol bek. 22 maça çıkmış. 1403 dakika gol ya da asist katkısı yok ama e, oynadığı ligin zorluğunu düşünürsek o ligde oynamak bile başlı başına gol ve asist katkısı bence. Ama bu ismi ben de eh, sıcak bakmıyorum. Olacağını zannetmiyorum. Fakat yani ben dedim diye olmayacak diye bir şey yok. Bakalım ne olacak. Gelelim forvet duyumuna. İşte Fenerbahçe'nin yep yeni kanat forveti. Hayırlı olsun. Başlığımız bu. Hocam kimdir o? Bu Penza. Bu Penza. He, tamam. Mustafa acaba bu Penza yazdı mı? Kesin gelmiyor. Tamam, not edin. Gelmiyor. Ha ha ha. Iyi, o. Siz kafanıza göre takılmayı sürdürün. Kendi küçük hayal dünyanızda e, hayal gemilerinizi yürütmeye çalışmayı sürdürün. Hocam kapak resminde Abu Bakar var. Zeluis var. E, ondan sonra Samatta, Allah Samat'ta bildiği gibi Tikiunya Suarez var. İşte öbürü var. Arkadaşlar bu isimler bizim birkaç senedir gündemimizdeki isimler ve bu isimlerden sadece Samatta'yı aldık. <laughs> Neyse. Bu Penza Fenerbahçe'de her daim oynamak isteyen bir futbolcu. Hatta kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'ye gelmek istediğini defalarca söyledi. Yazın. Ama biz almadık. Bir senelik topçu dedik. Gelişimini gözlemleyelim de biz bir şekilde yine alırız dedik. Hani 4 milyon onlar alacağını belki biz ee, belki diyorum yanlış anlamayın. Sadece öneride bulunuyorum. Şey, Sinan Gümüş artı 1.5 milyon euroya belki alırdık. Ama biz ne yaptık? Zor olanı seçtik. Bir de şöyle bir şey var. Futbolcu başka ülkeden Fenerbahçe'ye geldiği zaman adına şike demiyorlar ama Türkiye Ligi'nde işte futbolcu Fenerbahçe'ye ucuza gittiği zaman şike. Başka takımlara ucuza gitti miydi? Ya transfer başarız abi ne olacak? Fenerbahçe bir takımdan futbolcu alıyor. Aa Fener'e yatacaklar. Başka takımlar bedava fiyatına futbolcu veriyor. Üç maymun. Ya Allah iki yüzlü insanları cehennemine koyacağını zaten söylüyor. Onlara cehennem dışında başka hiçbir şey olmaz. Bu Pensa Fenerbahçe istiyor. Menajer de Fenerbahçe yönetimiyle görüştü. Ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtti. <laughs> Löv. Yeni teknik direktörümüz Löv. Yani yeni teknik direktörümüz artık herhalde Löv'den başkası olacağını zannetmiyorum. Herhalde seneye İsmail Kartal'dan falan devam ediyoruz deseler taraftar herhalde stadı yıkar. Yani yıkarlar. Ee, Löv den fikir alınıyor. Bu Penza için fikir alınıyor. Tıpkı Solbek için olduğu gibi de fikir alınıyor. Ve Löv diyor ki sıcak bakıyorum diyor. Ama bu çocuktan direkt forvet istemiyorum. Kanat forvet olabilir diyor. Yani uzun lafın kısası bir önceki videoda Efecan'ı konuştuk. Fenerbahçe bir kanada Efecan'ı diğer kanada da bu Penza'yı getirmek istiyor. Kanat forvet olarak. Ve ciddi 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 bu görüşülüyor arkadaşlar. Ve Fenerbahçe Yaş tahtaya basmamak adına satın alma opsiyonu kiralık olarak istiyor. Hani 6 aylığına kiralayalım diyor ama bu mantık doğru değil. 6 ay değil. <laughs> bu 5 aylık falan oluyor. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'ın sonu. 5 aylığına falan kiralama oluyor ama 6 ay diye geçiyor. Ve Fenerbahçe'ye kiralayıp satın alma opsiyonuyla kulübün de buna yanaştığı verebiliriz e <laughs> dedikleri konuşuluyor arkadaşlar. Ben yani duyduklarımı aktarıyorum. Bilgilerimi aktarıyorum. Belki benim bilgilerimde yanlışlık vardır. Hakkınızı helal edin eğer sıkıntım varsa. Ama benim bilgilerim bu yönde. Şimdi Löv bir futbolcu istiyorsa saygı duyarım. Ya yani Löv ben Efecan Karaca'yı istiyorum diyorsa ben saygı duyarım. Löv Sinan Gümüş kalsın diyorsa ben saygı duyarım. Zamanında Metin Diyad'in niye alındı demişler. Ve Metin Diyad'ın nasıl bir futbolcu oluşturdur. Herkes gördü diyorlar. Lütfen destek verelim. Ya Efecan falan var yok diye demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu penzayı mı istiyor? O zaman en iyi forvet bu penzadır diyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Ya kimi diyorsa o alınması lazım. Bakın kimi diyorsa o alınacak. Kimi diyorsa o gidecek. Hatta şunu söyleyeyim. E, Ahmet Selim Kul sanırım haber vermiş. Fenerbahçe sportif direktör Antero Henrique ile görüşüyor. Portekizli futbol adamı Paris Saint Germain'de görev yaptığı dönemde Tuchel'den önce Löv'ü göreve getirmek istemiş. Bakın sportif direktör falan bakıyoruz. Şimdi bu da mantıklı aslında. Ama ben Löv'e menajerlik görevi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diyelim sportif direktör alındı. Löve de göreve başladı. Abi hiç ağzınızı açmayın. Bu Löv dediğin adam illaki detaylı bir şekilde oyuncu analizi, oyuncu havuzu yapıyordur. Ve ben tahmin ediyorum, yanlış anlamam Fenerbahçe kadrosunun %90'ı çöp. Basat, Löv'e göre ya da gelişemeyecek düzeyde isimler. Benim bildiğim löv Fenerbahçe'de yapılanma yapacağım diyen löv. 30 artı bütün futbolcuların dinamizmini ölçer biçer ve sezon sonunda der ki bunları feshedin, gönderin. Satın gönderin. Şöyle yapın, gönderin, böyle gönderin. Şimdi belki değil ama yazın Fenerbahçe'de büyük bir sirkülasyon olacaktır. Çok büyük bir sirkülasyon. Belki 14-15 futbolcu gidecektir. Belki 15 futbolcu gelecektir ama ee, çok ciddi bir gidiş olacaktır. E, kadro planlaması şimdiden yapılıyordur eğer Löv'le anlaşıldıysa. <laughs> Şimdi ben Löv olsam kaleyi beğenmem. İki kaleci de yetersiz derim. E, kalecilerin antrenörleri sıkıntı tamam kaleci antrenörleriyle işi hallederiz. Stoperleri beğenirim. Serdar'ı beğenirim. Kim Minji'yi Salah'ı zaten herkes beğenir. Tisserand kötünün iyisi derim. Ama gönderip daha genç bir isim alınabiliyorsa işte Rogon Bogon bir şey çakabiliyorsa çaksın derim. Ben olsam bunları beğenme, beğenirdim. Ferdi Usai'yi gençlik aşısı. Muhammed Gümüşkaya'yı gençlik aşısı. Ama bazı arkadaşları bilmiyorum ama nedendir bilmiyorum. Bazı arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle e, istemezdim Fenerbahçe'de. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi yaşı 30'dan fazla olanlar yani hepsini mesela Valencia bu sezon çöpe dönüşmüş halde. Sürünüyor Valencia. E, Serdar Dursun Türk. Almanca biliyor hocam. Almanca bilen hepsini kalsın ister. Yok öyle bir dünya yok. Ama ben Valencia isteyeceğini zannetmiyorum. Ya 30 yaşın üstünde. Sosa'yı mesela. Kesinlikle zaten uzatmayındır. der. Gustavo'yu gönderin der. Ha bütçe. Ya Trans Financial Fair Play bitiyor. Hocam harcama limiti var. Ya bir zahmet. Yani ondan da millet neler yapıyor ee, hiç takılmıyor. Bir zahmet biz de takılmayalım. <laughs> Önümüzdeki sene arkadaşlar ben kuralı bir düzelteyim. 2022-2023 sezonda ilk 11'de bakın tekrar söylüyorum. İlk 11'de ilk 11'de maça başlayan kadroda 15. yaş gününe denk gelen sezon ile 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda en az 2 sezon kulüpte yetişmiş. En az 2 sezon kulüpte yetişmiş. Yani eee <laughs> 01 01 2001 ve daha sonra doğmuş bir futbolcunun bulundurulması zorunlu. Düşünün yani 20 yaşta en az en fazla 20 yaşında olan bir futbolcu ilk 11'de bulundurulacak. Bulundurulmaması halinde hükme mağlubiyet kararı verilir. Eğer düzenlenmez ise Fenerbahçe'nin bence önü çok 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 açık. <laughs> çok açık. Yani bence çok açık önü. Meşhur bir duyumculardan birisi Montepiyeler oyuncusu Mihailo Ristik Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe buna olumsuz yanıt verdi demiş. Ee, bilmiyorum nasıl bir şeydir. <laughs> Hemen şimdi bir duyum geldi. Hocam sizin duyumları kullanmış gibi. Fenerbahçe'de orta saha bölgesi için sürpriz gelişme yaşanabilir. usta ve Sosa takımdan ayrılabilir. Yerine Getson Fernandez, Muhammed Elnen ikilisi transfer edilebilir demiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, ay ay. Bunlardan sadece Elnen olabilir ya. Yani teşekkürler kardeşim. Bunlardan sadece olursa eline ne olur? Ben elinin dışında bir şey beklemiyorum. Neyse Montepierler oyuncusu Mihailo Ristik Fenerbahçe'ye önerilmiş. Fenerbahçe olumsuz yanıt vermiş. Transfer marketinde kaç yazıyor? 2,5 milyon euro 26 yaşında. Geçiniz. Bu kadar kısa sürede futbolcu incelek, incelemek, incelememek çok çok sıkıntı olur. Fenerbahçe Doğukan Sini'yi alsa demiş Hakan dede. Tabii kaç milyon euro isterler. Herhalde onu hesaplamışlardır. Yoksa iyi bir futbolcu. Fenerbahçe'de iş yapar Doğukan Sinik. Ama kaç isterler? Siz benden daha iyi bilirsiniz. Ben geç son Fernandez'in geleceğini zannetmiyorum. Muhammed Elinden ismi olabilir diyorum. Fenerbahçe Benito Rana, Raman için Anderlehe teklifte bulunmuş. Ee, yurt dışı kaynaklı bir şeyden alınmışlar. Forvet 27 yaşında 3,5 milyon euro piyasa değeri var. Sanmıyorum. Fenerbahçe Forvet'e tartışmasız bir isim almak istiyor. Belçikalı bu arkadaşımız. 29 maçta 10 gol, 6 asist, 1358 dakika. Ya bilmiyorum bu kadar hani böyle bir isim alacağını zannetmiyorum ama geçmişinde Almanya var, Schalke, Fortuna Düsseldorf var. Ee, zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Başka. Az önce yine bir şey görmüştüm ya. Ya Sinan Gümüş bu arada 28 yaşındasın. Ya yani futbol hayatını bitireceksin haberin yok bu kafayla devam et bence. Ya bu kafaya devam. Beşiktaş Benfica'ya geç son için 6 milyon euroluk resmi teklifi yaptı diyor. Fenerbahçe Lens'in 22 yaşındaki Kamerunlu forveti Ignatius Ganago'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyormuş. Şimdi 23 yaşında bir forvetim var. Az gol attı diye çöpleme derdindesin. 10 milyon euro piyasa değeri var. Sen bu Kamerunlu arkadaşı 14 maçta 4 gol atmış. 664 dakika ve kira kiralayacaksın. Bana hiç inandırıcı gelmiyor. Benito Ranan da inandırıcı gelmiyor. Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçı hakkında Konyaspor'dan bilgi aldı demiş. Gerizekalıyız o zaman biz kulüpçe. Çünkü daha önce de listemizde olan bir isim. Ee, yani 50 kere bilgi alınmıştır zaten. 50 kere bilgi toplanılmıştır. Onu da konuştuk. Eee... Valla Joachim Löw'ü getireceksen bomba gibi bir kadro kuracaksın. Hocam ee, Löv... Löw <laughs> yani Löw şey yapar mı? Neydi onun adı? <laughs> Löw bitmiş olabilir mi? İmzalamış hani yöneticiler de diyor işte şu da dedi bu da dedi. Arkadaşlar eğer Löw bitmiş olsaydı emin olun ee, 12 numara olsun, Ahmet Ercanlar olsun. Hani Alek'te Muvik Muvik diye diye 7 24 Hani 7-24, hani e, Ali Koç istifa diyenlere böyle dokunduran türden paylaşımlarda bulunurlardı. 7-24, ben öyle tahmin ediyorum. Demek ki herhangi bir şey yok. Ha, keşke olsa, keşke olsa, herkese dokundursalar, keşke olsa herkese laf etseler. Ama maalesef e, yok böyle bir şey. E, bekliyoruz. Bu arada Arsenal-Pierre-Emerick-Abu Meyang'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuş. Sakın ha sakın. Aranızdan şaşkolozun birisi çıkıp da Abu Fenerbahçe'ye mi gelecek hocam? 15 milyon euro piyasa değeri var bedava falan demesin. Ee, sakın. Yani şey tarafından ha şunu söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe'de futbol zekası olsa bu adam Gabonlu. Ya yıllık 5 milyon euroyu verirsin. Abu Meyang'ı getirsin. Bu penzayda bir kanada alırsın. Yani iki tane Gabonlu futbolcuyu bir araya getirsin. Yaparsın. Hocam 5 milyon euroya gelmez. Ya başarı bonusu eklersin, şampiyonluk bonusu eklersin, kupa bonusu eklersin. Sana ne? Eklersin de eklersin. Ama e, hani Barcelona, Real Madrid seviyesindeki bu futbolcuyu Fenerbahçe'ye beklemeyin. Kimsenin de sizin hayalleriniz oynamasına izin vermeyin. Keşke olsa. Yani keşke olsa en çok ben isterim. Ve son olarak Fenerbahçe'nin e, maç fikstüründen haberiniz var mı? 5 Şubat. Medipol Başakşehir'le ligde. 8'inde Kayseri'yle 3 gün sonra. 12'sinde 4 gün sonra Giresun'la. 5 gün sonra Slavya Prag'la 17'sinde. 3 gün sonra Hatay'la. 4 gün sonra Slavya Prag'la rövanş maçı. 3 gün sonra Kasımpaşa'yla. Tabi bunların şöyle söyleyeyim. Başakşehir Kayseri ile İstanbul'da Giresun deplasmanı, Slavya Prag evimizde Hatay evimizde Prag deplasmanı, Kasımpaşa ile ee, hani nasıl anlatayım size? İstanbul içinde olduğu için baktığınız zaman 2 4 6 7 maçta sadece iki kez deplasmana gidiyorsun. Birinde Rouen'e deplasmanı, diğerinde e, çıkış yakalayan bir takıma karşı deplasmana gidiyorsun. Yani bir şeyleri başarabilmemiz lazım. Ama bu kamp dönemi inşallah uğurlu geçmiştir Fenerbahçe açısından diye umut ediyorum. Hocam kim yani Fenerbahçe'nin yeni kanat forveti? Kimdir? Ben bu penzanın Fenerbahçe'nin yeni kanat forveti olacağını düşünüyorum. Artık yani imzaların da atılacağını düşünüyorum. <gülüyor> ee... <gülüyor> Barış Şurdu Seven'in bir sözü var. Onu da kapatayım. Fenerbahçe'de diyor büyü var. Dışarıdan bakınca sol bek, işte kanat, forvet ihtiyacı gözüküyor ama kulüpten içeri kim, hangi hoca girerse girsin ilk önce orta saha istiyor demiş. Bence de olabilir ve e, herkesin 3 ayları hayırlı mübarek olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir bilgiyi, şey, bir videoyu beğenmek çok zor gelmesin. Bir şey daha söyleyeyim. Şu 5 tane isim içerisinde gidip de belki de en bahtsızını seçtik. Aa Zeluç de gittiği yerde tutunamadı. Ayrı mesele. Ee, sağdaki Abumeyak herhalde ya. Kimdi o ya sağdaki? Abu Bakar'ı aldık ama başkanlarının ricası üzerine vazgeçtik. Tiki Uyunyo'yu keşke alsaydık. Hani Fenerbahçe bahtsızlığı böyle 5 isimden bir tanesini alırsın en kötüsü çıkar ve en maliyetlisi çıkar. Bak Beşiktaş gitti buradan Abu Bakar'ı aldı. Elifler şampiyon oldu. Eminim Galatasaray bu 5'inden birine talip olsaydı Tiki Uyunyo'yu alırdı. Dehşetül Bahçe şey yapardı. Gerçi onlar da artık Fenerbahçe işte. Artık Fenerbahçe'nin transfer şansında dönmesi lazım diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.